Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Üçüncü bölümle karşınızdayız. Biraz önce detaylı biçimde anlattığım Namık Koçak'la başlayacağız. Yıllar sonra sadece bir gazeteci gören hükümet üyesinin neler yaşadığını görüntülerde izlemiştiniz demin. Şimdi Namık Koçak telefon attığımızda. Sevgili Namık, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk Nazım. Nasılsın? İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sevgili Namık, sen bugüne kadar kaç tane İçişleri Bakanı gördün, hatırlıyor musun meslekte? Ben şunu söyleyeyim. 5 Cumhurbaşkanı ile röportaj yaptım. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dı. Savonon yatını nasıl satın aldığını anlatmıştı. O satın almış yatı. Daha sonra Atatürk'le ilgili anılarını anlatmıştı. Ondan sonrasında da değişik zamanlarda 5 Cumhurbaşkanı ile röportaj yaptık. Bunların arasında soru sormaya gelince biz Kenan Evren'e rahatlıkla soru sorabiliyorduk. Evet. Düşünebiliyor musunuz? 12 Eylül döneminde Kenan Evren'e soru soruyorduk. Turgut Özal'la yani soru sormak gibi bir problemimiz yoktu. Süleyman Demirel'de de olmadı. Diğer siyasetçilerde Bülent Bey'de de olmadı. Bülent Ecevit'te, Erdal İnönü'de, Necmettin Erbakan'da hiçbirinde böyle bir soru sormak gibi bir sorunumuz olmadı. Ama şimdi buraya geldiğimiz zaman İçişleri Bakanı dendiği zaman o kadar çok İçişleri Bakanı geçti ki çoğunun adını hatırlamıyoruz. Ama biz hala buradayız. Hala gazetecilik yapıyoruz. Evet. Evet, keşke İz bırakanlar oldu, saygı duyduklarımız oldu içlerinde, tepki gösterdiklerimiz oldu. Ama hiçbir zaman böyle bir şeyle, muameleyle karşı karşıya kalmadık. Evet. Yani alt tarafı demeyeyim, yani bir gazeteci ne yapar? Halatı sormaz, soru sorar. Biz de soru sorduk, çok basit bir soruydu üstelik. Evet. Yani çok zor bir soru da değildi. Siz 140 bin kişi geçti diyorsunuz. Biz bunu dün vali yardımcısına teyit ettiremedik. Namık, ben dün biraz önce senin dünkü konuşmalarına ilgili olarak dedim ki Namık, dedim, gazeteciliğe başladığında muhtemelen, dedim, Süleyman Soylu kısa pantolonlu geziyordu dedim. Olmamış da olabilir. 45 sen, yıl sen oldu. Sen kaç yılına başladın tam? 1975. Süleyman Soylu kaç doğumlu bilmiyorum. Ben söyleyeyim sana, 21 Kasım 69 doğumlu. Sen başladığın yani zaman ilkokula başlamamış o. Tabii 6 yaşındaymış. Evet. Kısa pantolonla dolaşıyordu kendileri. Biz gazeteciliğe başladığımız zaman Çetin Emeşler'le çalıştık. Ben Abdi İpekçi'yle başladım. Abdi İpekçi'yle çalıştım. Çetin Emeşler'le, evet. Güner Civaoğlu'yla, Nedih Demirkent'le, o dönem çalışılabilecek bütün baba genel yayın yönetmenleriyle çalıştım ben. Evet. O yüzden yani artı üstelik işte geçtiğimiz yıllarda Suat Hoca'nın zamanında 4 yılda İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde temel gazetecilik dersi verdim. Evet. Aslında sorun Süleyman Soylu'dan kaynaklanmıyor bence. Ona da haksızlık etmeyelim. Çünkü o siyasette, özellikle iktidar partisinde siyasette girince çevresindeki gazeteciler, efendim ne yiyorsunuz, nasıl böyle sağlıklı duruyorsunuz, bu Yunanlıların, kahpe Yunanlının durumunu nasıl değerlendiriyorsun gibi sorulara alışık olduğu için senin sorduğun soru birden böyle aparkat yumruk gibi oldu, böyle aşağıdan yukarıya doğru ve bütün ezberi bozuldu. Halbuki ilk kez bir sadece gazeteciyle karşılaştı diyorum ben. Acaba ben, sen buna katılıyor musun? Ben soru sordum ve sorumun arkasında durdum. Söylediklerine de cevap vermedim, polemiğe girmedim. Ha, ben ona şunu söyleyebilirdim. Biz keşke Yunan kazansaydı diyenlere saygı duyanlardan olmadık asla da diyebilirdim. Evet. Onun ayağına gitmedik de diyebilirdim. Peki sen bu haberi kime sordun, teyit ettiremedin? Bir daha söyle lütfen burada. Vali yardımcısına sordum bir gün önce. Mahmut Tanal da oradaydı. Evet. HDP'nin Kocaeli milletvekili, söyler misin? Kusura bakmasın, adını hatırlayamadım. Ömer Faruk Gergerlioğlu. Gergerlioğlu da oradaydı. Hatta onlar da, Gergerlioğlu da dedi ki, yani ben de, dedi, kuşkuluyum bu rakamlardan, dedi. Vali yardımcısı Ali Uysal.
milletvekillerini TBMM'den gelen heyeti gezdiriyordu. Dedim Sayın Valim böyle bir şey var. Siz bunu rakam konusunda ne söylüyorsunuz? Sizden mi alındı bu bilgi? Açıklama yapmaya yetkili değilim dedi. Sonra işte peki nereden alıyor bakan bu bilgileri dediğimizde yorum yapamam dedi. Evet. Peki Namık var, sen... Bunlar kayıtlarda var. Sen uzun zamandır stüdyodasın ama şimdi iş başa düştü ve alanlara çıktın. Evet. Şu anda neredesin sen? Ben şu anda İstanbul'a döndüm. Dün gece. Yarın programım var değil mi? Evet. Onun için. Evet. Peki daha sonra bir gelişme oldu mu görüşmelerden sonra? Ya o şeyden sonra basın kartımı istedi polisler. Abi vermem basın kartını dedim. Bak Cumhurbaşkanlığı vermiş basın kartını. Kimseye vermem dedim. Hayır, sadece şeye bakacağız dediler. Gazeteci misin? GBT incelemesi yapılacak dediler. Dedim dün yaptılar Meriç'e gittiğimizde. Orada yapıldı dedim. Yani bir daha demek ki onlardan istendi bu. O da yani mecburen yapıyor şey dedi. Ne yani 15-20 dakika sürdü bu. İşte fotoğrafını çektiler basın kartını, telefonla geçtiler. İşte Ankara'ya gitti, şu oldu, bu oldu. İşte ne oldu, cevap geldi mi, gelmedi. En sonunda tamam dediler, temiz şeyiniz, verdiler basın kartımı. Ayrıldık oradan. Yani bakana sorduğun zaman zanlı haline geldin bir anda. Tabii, hemen GPT incelemesinden geçecek bundan sonra. Soru sorarken herkes dikkat etsin. Evet. Hemen sicili kontrol edilecek. Evet. Namık, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Sınırda bir dram yaşanıyor ve o dram da tam olarak yansıtılmıyor. Sen gazetecilik bayrağını orada yükseklerde dalgalandırdın. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii sana. O dramda da zaten orada devletin rolü çok iyi sorgulanmalı. Evet. Evet. Peki Namık, yayınımıza katıldığın için görüşmek çok teşekkür üzere, ediyoruz. Yarın ben ekranlarda izleyeceğiz. Sağ ol sevgiler. Evet sevgili izleyiciler, Namık Koçak telefon attığımızdaydı. Soru soran gazetecinin örneğini verdi ki gazetecinin işi zaten bu. Ama birden GBT taramaları falan filan başka şeyler de yaparlar. Şimdi Namık Koçak'ın Twitter paylaşımlarını da bir gözden geçirirler. Şimdi stüdyomuza döneceğiz. Şu anda aslında bizim konuk saatimiz değil ama bugün özel bir konuğumuz var. Şişli Belediye Başkanı sevgili Muammer Keskin stüdyomuzda. Başkan hoş geldin. Hoş bulduk. Sabahın bu erken saatinde ama siz bu saatte başlıyorsunuz. Ben daha erken. Kaçta başlıyorsunuz siz çalışmaya? Sabah 6'da kalkıyorum. Ondan sonra işte bir ufak kahvaltıdan sonra çıkıyorsunuz yola. İlk olarak makama mı gidiyorsunuz yoksa çevrede? Bazen makama, bazen daha erken çıkıp sokaklarda ne var ne yok ona bakıyorum. Evet. Temizlik ve diğer işlemler nasıl yapılıyor? Personelimizin özellikle temizlik ve fen işleri personelimizin farklı saatlerde çalışma saatleri var. Onları uğrayıp bir merhaba diyorum ve sonra ofise makama geçip oradan hayatta böyle başlıyoruz. Şimdi aslında benim sizi esas davet etme gerekçem şuydu. Belediye başkanları seçim döneminde çok iyi vaatler verir seçmenler için. Sonra onlar biraz unutulur. Mesela sizin bulunduğunuz yer İstanbul'un merkezi, evet. Şişli. Ve Şişli'de güzel bir sosyal hayat var. Ve bu sosyal hayat bazen abartılı biçimde dışarıya taşıyor. Nasıl oluyor? İşte kafeler, restoranlar bir masa, sonra bir iki masa, sonra üç masa derken bir bakıyorsunuz vatandaş şeyden yürüyor, araçların arasından yürüyor. Siz orada çok radikal bir uygulamayla bu kaldırımları temizlediniz. Bunu başlarken çekindiniz mi yani esnaftan? Yok, şöyle söyleyeyim. Tabii bir seçim atmosferi sırasında bütün seçmenlerimizin olduğu 25 mahallede çeşitli çalışmalar yaparken bu gece ikamet eden yurttaşlarımızın en büyük sorunlarından biriydi.
Yani bu kaldırım işgalleri özellikle konut olarak kullandığımız yerlerdeki restoran veya diğer iş yerlerinin ciddi olarak bir vatandaşla karşı karşıya geldiğini tespit ettik. Ve ben seçim vaatlerinden bir tanesi de, ayrıca sadece seçim vaadi olarak da görmüyorum, yaşam hakkına müdahale gibi gördüğüm için bu konuyu çözeceğimizi ifade ettik yurttaşlarımıza. Ve en çok Nişantaşı Teşvikiye bölgemizde yoğunlaşan ama Şişli'nin bütün mahallelerinde bu sorunla karşı karşıyayız. Öncelikle bir stratejik planla buna yer verdik. Sonra bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk. İlanlarla. Önce dedik ki kaldırımlar hepimizin. Sonra kaldırım işgalini yapan iş insanlarımızı, esnafımızı davet ettik. Bir süre verdik. Eğer o sürede buna gönüllü, ki %90'ından fazlası gönüllü olarak kendileri kaldırdı. Ufak tefek direnen demeyeyim de kaldırmak istemeyen iş insanları ya da esnafımızda da ikna ettik. Sonra baktık ki olmuyor. Bir gün özellikle Abdülpekiz Caddesi'nde çok büyük bir sıkıntımız vardı. Şu anda normale döndü. Ama akabinde de bu caddeyi hemen bu hafta ya da önümüzdeki hafta sıfırdan yeniliyoruz. Türkiye'nin değil, dünyanın önemli bir çekim merkezi olan bir bölgemizdir. Bu bölgeyi daha çağdaş kafeleriyle de, alışveriş merkezleriyle de, tiyatrosuyla, sinemasıyla, kültürel faaliyetleriyle bir merkez haline getirmeye çalışıyoruz. Evet. Sizin o bölgede yaya bölgeleri tarafıya kapalı sokaklarınız var mı? Çok az, çok ama az. Önümüzdeki günlerde UKAME ile oturup konuştuk. Bu, çünkü dünyanın her yerinde gezdiğinizde görüyorsunuz. Bu tür bazı sokakları, bu tür bölgede bazı sokakları yayalaştırmak gerekiyor. Biz de bir çalışma yapıyoruz. Nişantaşı'nın da, sadece Nişantaşı olarak da bakmıyorum. Şişli'de örneğin Bomonti, Kurtuluş, Feriköy, Mecidiyeköy hattında çok sayıda bu tür yerlerimiz var. Bunların daha çağdaş bir mekanlara kavuşmasını sağlayıp hem hizmet alanların hem hizmet verenlerin mutlu olmasını sağlamak. Fakat bizim esnafımız da tuhaf. Şeyi hatırlıyorum. Değerli Nurettin Sözen'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İstiklal Caddesi'ni trafiğe kapadı. Ondan sonra kıyamet koptu. Esnaf senet yaktı. Ya dedim ki tersi olursa senet yakması lazım. Çünkü hiç kimse arabayla geçerken o kazak ne güzel, dur ben alayım geleyim demez ki. Oradan evet, akıyor aynen. Gidiyor. Gezerken insanlar alışveriş yapar. Şeyi esnaf tersine çevirdi işi. İşte bir müddet ben o tarihlerde ilçe başkanıydım. Nurettin Bey'le birlikte çalışma fırsatım oldu. Gerçekten tabii bazen biz de yöneticiler olarak derdimizi tam anlatamıyoruz. Ama bizim burada yapmak istediğimiz şeyi tamamen halka sorarak yaptığımız için ve önümüzdeki günlerde de kaldırım, yol veya buradaki yapacağımız müdahalelerin tamamını halka soracağız. Evet. Sandık koyacağız. Biz burada böyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Sizin öneriniz var mı? Ve bu önerileri aldıktan sonra son şeklini vereceğiz. Evet. O dönemde 89-94 arası evet. Şişli ilçe başkanıydı. 90 evet 91 ile 94 arası evet. Sosyal Demokrat Halkçı Parti vardı. O zaman öyleydi. Evet. Rahmetli Erdal İnönü'nün başkanlığını yaptığı partide evet. Bir ilçe başkanlığı yaptım. Peki kaç yıldır bu partidesiniz? Vallahi devlet memurluğum ve kamuda çalışmanın dışında 85'ten bu tarafa evet. 85 yıllarda bir 82-85 yıllarında bir öğretmenlik dönemim var. O bittikten sonra ne öğretmeniydiniz başkanım? Ben sosyal bilgiler öğretmeniydim Koca Mustafa Paşa Lisesi'nde. 3 yıl sonra hayat işte başka bir alana çekti. Evet. Mali müşavir olarak hayatıma devam ettim. Hı hı. Şimdi de aynı zamanda da siyasetin içindeydik. Farklı evet. Şapkalarımız da vardı. Sadece siyasi partiler değil, sivil toplum, düşünce kuruluşları, oralardaki şapkalarımıza da üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Bir de ayrıca o 80'li yıllarda siyasete girmek için caydırıcı yıllardı. Yani siyaset sürekli aşağılanıyordu.
Hatta siyasetçiler bile aşağılıyordu. Mesut Yılmaz hükümet sözcüsü iken şöyle söylemişti. Halkı depolitize etmeye devam edeceğiz dedi. Bunu askerler yapmış. Sen sivilim diye geliyorsun, depolitize yani edeceğim. Türkiye'nin bence ben o yıllarda fiilen siyasetin bir yerinde olduğum için bir de ilçe başkanlığı partilerde, bütün partilerde siyaset ilçede yapılır. İlçeden sonra işte ilidir, genel merkezidir. O aşağıdan yukarıya. O yıllar Türkiye'nin en karanlık yılları. Evet. 90'lı yıllar. Diyorduk ama sonra 2000'li yıllara geldi. 2020. Bugün tabii bugünü görünce dünü aramak zorunda kaldığımız da bir gerçek. Evet, değil çok mi? Ciddi yani. Olarak bugün insanlar düşünce özgürlüğü yok. Biraz önce sizin sohbetinizde de gördüğümüz gibi bir gazeteci herhangi bir siyasiciye soru soramayacaksa gazetecilikte. Evet. Bir de diyor ki sen kim, Yunan tarafına geç falan filan gibi şeyler söylüyor ki. Son derece. Bunu, evet, Kenan Evren'i ben de hatırlıyorum. Mesela Kenan Evren'e şöyle karşılaştığımız oluyordu şeylerde, işte katıldığı toplantılarda. Biraz erken gidersen eğer Kenan Evren'i daha salona girerken karşılayıp işte direkt sorma şansınız tabii elimizde şey teyp efendim bilmem ne falan filan nereden çıktı bu ne sorusu falan demezdi yani. Bir şeyler söylerdi şeyden yani sorana. Türkiye mesela çok ivme kaybetti bu konuda, çok ivme kaybetti. Evet. Yani özgürlükler açısından da ekonomik sosyal açıdan da ciddi bir ivme kaybettiği ortada. Evet. Başkan sizin bu kısa çalışma döneminizde siz daha birinci yılınızı doldurmadınız. Evet. Değil mi? Mart ayı sonunda bir birinci yılla ilgili bir değerlendirme yapacağız. Şu anda ekip arkadaşlarım bir çalışma yapıyor. Yani ne dedik, hangisini gerçekleştirdik, neler yapmak istiyoruz, bir basın toplantısıyla halka duyuracağız. Bir sokakta bir hayli faaliyet gösterdi Şişli Belediyesi. Ben de tabii Şişli'de oturmuyorum ama işte size yakın yerlerdeyim. Birçoğuna da katıldım. Hangi etkinlikleri yaptınız? Kültürel, sanatsal etkinlikleri şöyle yaptınız. Şöyle söyleyeyim. Bizim tabii Şişli gerçekten yani İstanbul'un değil Türkiye'nin merkezi bir ilçesi. Dolayısıyla da çok yoğun bir gündüz nüfusu olan bir yer. Gece nüfusu 274 bin ama gündüz nüfusumuz 3-4 milyon. Rivayetlere göre 5 milyonda olduğu söyleniyor. Dolayısıyla burada turizm, kültürel alanlar, sosyal alanlar, ekonomik işlerin yoğunlaştığı, bankaların merkezi, hastanenin merkezi, turizm sektörünün, yeme içmenin merkezi. Burası gece de yaşayan bir şehir. Yani gündüz nüfusu 3-4 milyon ama gece 274 binle kalmıyor. Bir o kadar da hareketli bir nüfusa sahip. Otellerin olduğu bir merkez haline geldi. Dolayısıyla bununla birlikte de ciddi bir problemleri beraberinde getiriyor bu. Otopark sorunu var. Diğer detaylarla ilgili baktığınızda ulaşımla en büyük ulaşım aksanındaki yaşanan sorunlar en büyük problem. Biz bunlar için bir öngörüde bulunduk. Seçim vaatlerimiz arasında da bir otopark yapma şeyimiz var. Buna birkaç yer belirledik. En çok önemsediğimiz şeylerden biri 0-3 yaşındaki çocuklarımıza hayata başlarken onları doğru bir eğitim sistemine yönlendirmek. O yüzden kreşlerimizin sayısını artırmaya başladık. Yeni dönemde 2 tane kreşi hayata geçirdik. Mahalle evlerini yoğun bir şekilde yapıyoruz. Oradaki oturan yurttaşlarımızın tümüne hizmet verecek bir mahalle evi projemiz var. Burada muhtarlığımızın olduğu, mahalledeki diğer kültürel, sanatsal açıdan yapılan işlerin yoğunlaşacak bir etkinlik programı içerisinde onları karşılayacağımız. Bir de işte bu çocuklarını iyi bir okula gönderip kadınlarımıza alan açmaya çalışıyoruz. Hem onların el ve göz nurunu değerlendirmek hem de onu topluma kazandırmak. Biraz kadını daha öne çıkarmak, kendine vakit ayırmasını sağlayacak projelerin içerisindeyiz. Bunun dışında da sokaklarımızı bir açık hava alanına çevirip ve gerçekten
sokakta caz, sokakta sanat, sokakta kültürel faaliyetler, edebiyat söyleşileri, işte bir yakın tarihte sizinle katıldığınız bir Doruk'takiler diye, evet, Şişli'de veya bugün yaşayan birçok alanda başarılı olan arkadaşlarımızı yaşadıkları süreçte onları hem onların hayatına yaptıklarını bir tespit edip topluma... Evet, Ataol Behramoğlu gecesinin, evet, açış konuşması bu. Ataol, evet, Behramoğlu'yla da birlikte ki Türkiye'nin yetiştirdiği yaşayan şairlerimiz içerisinde önemli bir yeri olan hem edebiyatçı hem yazar. Onun dışında edebiyat söyleşilerine başlıyoruz. Bu ay Altan Öğmen'le, Sayın Altan Öğmen'le başlayacağız. Sonra bu Doruk'takilerini devam ettireceğiz. Ayrıca önümüzde yaz bu etkinlikleri sokağa da taşırmak istiyoruz. Biraz önce sorduğunuz soruyla paralel olarak bu trafiğe kapalı sokaklarda bu tür etkinlikleri yoğunlaştıracağız. Çok güzel. Peki başkan, şimdi bütün dünyayı saran bir bela var, koronavirüs. Acaba belediyede de buna benzer önlemler alıyor musunuz? Var mı sağlık önlemleriniz? Vallahi şimdi sağlık ekibimiz bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yaptı. Ama neyle karşı karşıya olduğumuz maalesef henüz çok böyle yeterli düzeyde gerek üstten, yani hükümetten, gerek aşağıdaki sağlık kuruluşlarında. Valla biraz böyle kadercilikle yola devam ediyoruz gibi geliyor bana. Biz kendimiz açısından ufak tefek dokunuşlar yaparak işte halk toplantıları yapıyoruz. Orada bir takım sağlıklı, yani en azından bir elimizi yıkamak veya işte korumak, yakın mesafede öpüşmemeye gayret ediyoruz ama siyasetçinin en büyük sıkıntısı bu. Biri sizi öpmek istediği zaman onu uzaklaştırırsanız o çok da iç açıcı olmuyor. Evet, ama Büyükşehir Belediyesi durakları, hani hastanelerde, evet, evet, vardı ya. Şimdi bizim dezenfekte şeyler. Bunlar en azından önleyici tedbirler. Tabii ki bu biraz daha bilinçlendirmek lazım. Biraz daha hem merkez hükümetle hem yerel yönetimler ortak çalışması gerekir. Bu çünkü Türkiye'nin değil, dünyanın önemli sorunu. Evet. Maalesef bizde de, yani şöyle bir kanaat var. Ya bizde de vaka var ama gizleniyor diye kaygısı var. Kaygısı var. O kaygıyı da gidermek için en azından bu tedbirleri almamız lazım. Yani bu hükümetin güvenilirliği bakımından çok fazla yalan söyledikleri için, yani bilinen konularda çok yalan söyledikleri için, şimdi mesela Sağlık Bakanı açıklamalar yapıyor ama doğru bilgiyi bile yani biraz kerpetenle alıyoruz. Çünkü İran'dan gelen uçak Ankara'ya dedi planlı indi. Ankara'ya planlı inmek için ne yapılır Sayın Bakan? Sapanca'ya kadar gidilir. Uçak oradan İstanbul'u alçalacakken hop Ankara'ya döner. Böyle bir şey yok ki. O Ankara'ya Kayseri'den itibaren alçalırsın ve Ankara'ya inersin. De ki son anda uyarı geldi ve uçağı çevirdik çünkü burada hastanemiz vardı. De daha iyi olur. Biz bunu tabii toplumu yani yanıltsanız ne olacak? Allah göstermesin işte. Hayır, İran'a gelmiş de bize geçmemesi mümkün mü? Bir de üstelik İran geç açıkladığı, evet, için biz, evet, de önlem yani alınmadık orada. Burada zaten bu artık şöyle düşünün. Biraz önce nüfusumuzu söyledik. Gece nüfusumuz 274 bin. Gündüz 5 milyon insan geliyor. Yani bir şeyi gizleme şansına sahip değilsiniz. Evet. Herkesin gözü önünde oluyor. Dünyada da, yani Çin'de çıkmış bir salgın bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Bize gelmemesi mümkün mü? Evet. Yani aynı havayı teneffüs ediyoruz. Dolayısıyla gerçekçi olmak lazım. Yani topluma yalan söyleyerek bunlardan uzaklaşma şansına sahip değiliz. Evet. Yani aynı yerde yaşıyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Ayrıca bu tür salgınlar siyasi olarak da ayrım yapmıyor. Evet. Yani herkese bulaşıyor değil mi? Tabii şu partidensiniz, bu partidensiniz, sizi ayırmıyor. Dolayısıyla kime vuracağı da belli değil. İşte İran'da bir hükümet yetkililerinin kaç tanesini kaybettiler. Evet. Gizlemeyle de olmuyor. O yüzden, evet, yani tedbir almak zorundayız. Evet. Bizim görevimiz o. Peki başkan, şimdi tedbir deyince ilk akla gelen İstanbul'da bir deprem olacak. Büyük bir deprem, evet, ve 7'nin üzerinde olacak. Bununla ilgili olarak ben bayağı dert edinmiş vaziyetteyim. İşte birkaç kez size de yolladım, biliyorsunuz, evet, yazıyı. Bir tatbikat yapamıyoruz. Mesela bunu
büyük şehirden arkadaşlara da dedim ki ya bir kişi telefon edip aldık yazıyı falan. Ya kusura bakma abi işte bilim. Ya başkan okudu mu dedim ondan sonra. Var bilgisi falan. Peki dedim ne yapacaksınız dedim. Yapamayacağız dediler. Ondan sonra şimdi burada en yetkili bir belediye başkanı buldum. Bir tatbikat gerekli görüyor musunuz? Ve mümkün mü? Ve yapacak mısınız? Şöyle söyleyeyim. Deprem bizim gerçeğimiz. Benim ilçem diğer ilçelere göre göreceli daha şanslı. Ama daha hangi anlamda? Yani zemin olarak sağlam bir zeminde olduğumuz söyleniyor tabii uzmanlar tarafından. Ama bizim sıkıntımız Şişli'de yapı stoğumuz çok yaşlı ve yorgun. Evet. Yani bu sıkıntılı süreci atlatma şansına sahip değiliz böyle bir deprem olursa. Dolayısıyla biz şu anda bununla ilgili bütün bileşenleri bir araya topladık. Biz şu anda hem AKUT'la hem diğer bu tür dernek ve gönüllü olan kuruluşlarla ortak eğitimler veriyoruz. Önce kendi personelimizden başladık. Sonra mahallelileri katarak bir ortak eğitim veriyoruz. Bu ortak eğitimi bitirir bitirmez de bir deprem tatbikatı yapacağız. Yani bu zorunludur değildir ama en azından kendi belediyemde başlayıp sonra mahallelere yansıtmak istiyorum. Örneğin Şehircilik Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın başkanlığında 39 belediye başkanımız ve Anakent Belediye Başkanımızla birlikte bir ortak toplantı yaptık. Orada bir komisyon kuruldu. Bütün ilçelerde daha önceden Şehircilik Bakanlığımızın tespit ettiği yıkılması gereken binalar var. Kış günü örneğin valilik bize birer komisyona da üye verdik. Her ilçeden bir arkadaşımız var. Bizde 10 tane bina var. Yıkmamız lazım. Onlarla ilgili bir çalışmaya başladık. Kış günü nereye gidecekler? Yıkılınca ne olacak? Yapımı nasıl yapılacak? Sadece yıkın diyorlar. Bunun da çok doğru olmadığını ilgili birimlere aktardık. Ama gerçekten bu konu safsaklanacak bir konu değil. Evet. Hepimizin çok hassas olması ve çok önemli bir adım attı Çevre ve Şehircilik Bakanımız. Bu konuda bugüne kadar böyle bir adım ilk defa atılmıştı. Bütün belediyeleri topladı ve Ekrem Bey'in de bir önerisiyle bir komite kuruldu. O komite şimdi ilçe ilçe çalışmalarına devam ediyor. Peki benim söylediğim şu, deprem olduğu zaman işte Elazığ'da gördük. Herkes sokağa çıkıyor ki o küçük bir alanı kapsamıştı. Yıkılan bina sayısı falan da azdı orada. Sokağa çıkacaksın ve içeri girmeyeceksin. Kurtuldun ve toplanma yerimiz var. Toplanma yerimizi bilmiyoruz. Toplanma yerine biz kaç dakikada geleceğiz? Bunlar not alınabilecek mi? Ve bunu bütün ilçede değil, sadece bir pilot bölgede yapıp bir mahallede sonra onun çıkan sonuçlarına göre tekrarlayıp genişletmek ve bütün ilçede, ideali de tabii bütün İstanbul'da yapmak. Bir anda bütün İstanbul'u deprem olmuş gibi bir yerlere, toplanma yerlerine toplayıp orada işte ilk yardım çadırı, yemek çadırı, işte gençlerden oluşan kurtarma ekipleri, kaç doktorumuz var, kaç hemşerimiz var o toplanma bölgesinde orada yaşayan, onların bir dökümü çıkması. Bunları mesela diyorlar ki ya çok zor bu iş diyor. Çok zor mu gerçekten sizce? Şöyle zor. Yani çok zor demek bence doğru değil. Ama zor. Niye zor söyleyeyim. Benim için, benim bölgem için söylüyorum. Maalesef benim ilçemi bir rant merkezine çevirdiler. Bundan evet. Önceki siyasi anlayış. Ayrımsız gözetmeyin. Evet. Hiç ayrımsız. Hiç burada şey yok. O parti bu parti değil. Şişli bir metrekare yeşil alanı olmayan bir ilçe. 39 ilçe içerisinde 38. sırada. Sonuncu Esenler. Biz şimdi deprem toplanma bölgelerimiz sadece mezarlıklar kaldı. Ve büyükşehirde de mezarlıkları deprem toplanma alanı olarak teklif edildi, kabul edildi. Şimdi bakın yani bir ilçede, bir merkez ilçede günlük nüfusu... Mezarlık da enteresanmış başkan. Yani kurtulanlar kurtulur, kurtulmayanlar oraya gömeceğiz. Yani hayır bu kadar... İronik. Şu anlam ironik şu, çünkü bir tane toplanma yeri yok. Sizin söylediğiniz senaryoyu gerçekleştireyim. Nerede toplanacağım? Deprem olduğu zaman merkez ilçelerin en büyük sorunu şu. Bitişik nizam, caddeler, sokaklar dar...
ve yeşil alan ya da toplanma alanı yok. Evet. Şimdi burada, yani yok için yok, toplanma. Hayır yok, bizde böyle. Bakın Silivri depremi oldu. Bizim bölgemizde şu anda metruk olan bir boş arsa var. Gürcü Vakfı diye bir vakfımıza ait. O gün ben Ankara'daydım Silivri depremi olduğunda. Arkadaşlarımız bir, tabii insanlar korktu. Dışarıda geçirecekler. Son 5.8. Evet, aynen. O depremde arkadaşlara dedim ki Gürcü Vakfı ile konuşun ve orayı açalım. Vakıf vermek istemedi. Ben de dedim ki yetkimi kullanarak girin, temizleyin. İster izin versinler ister vermesin. Deprem oluyor artık yani. Yarın ne olacağını... Geleceğiz oraya. Yani, sen de duramayacaksın. Hiç kimse duramayacak. Çok da böyle berbat bir konumdaydı. Orayı temizlettik, dezenfekte ettik, ilaçlandırdık. Ne kadar, kaç metre kare arası? Yaklaşık bir 10 dönüm var yani. Böyle ha, bir büyük arası. Tam, evet. Belki 10 dönüm yoksa da 7-8 dönüm var. Orayı temizlettik. Boş, zaten eskiden otopark olarak kullanılıyordu. Ve merkez mahallesinin sınırlar içerisinde vatandaşlara da duyurduk. Temizledik. Oraya işte dediğiniz gibi çadırdır, işte çaydır, kahvedir, yemektir. Onları tespit ettik. 3 gün orayı kullandık. Kullanacağım bir yer yok. Şimdi orada inşaat başlayacak. Ne yapacağız? Ne yapacağız? O yüzden yani bu söylediğiniz senaryoları gerçekleştirmek için altyapınızın da olması lazım. Doğru. Ben kendi açımdan, kendi kurumumda, yani belediyede en azından bir gündüz deprem oldu. İnsanlar birbirini ezip geçecek. Onlara bir eğitim veriyoruz. Burada Nasuh'ta eğitim verenlerden Maruki de, o da geldi bize, sağ olsun işbirliği yaptık. Başka dernekler var, onlarla birlikte işbirliği yapıyoruz. Kendi bölgemizdeki yine depremle ilgili çalışma yapan birçok derneğimiz var. Onların katkılarıyla bir eğitim seferberliğine başladık. Önce bir bilinçlendirip sonra sizin söylediğiniz senaryoyu gerçekleştirmek istiyoruz. Ama mesela diğer ilçeler, İstanbul'un diğer ilçeleri sizin kadar şanssız değil. Yani böyle geniş alanları tabii falan var. Var. Ve bu da mümkün yani bunu yapmak. Çünkü geçenlerde Japonya'da bir deprem tatbikatında şehir 3 saatte boşaltıldı. Tatbikat yaptılar. Bütün şehir. Çünkü orada bir salladı mı 7'nin üzerinde sallıyor. Ama ve şöyle bir şey. Bu bir kültürle de ilgili. Bir evet. Yaşam tarzıyla da ilgili. Japonya bu konuyu dünyada çözmüş tek ülke. Evet. Diğer ülkeler gibi değil yani. Ama bu deprem gerçeğinden kurtulma şansımız yok. Örneğin ya bizim Avcılar Belediye Başkanım, sevgili arkadaşım, dostum Turan yırtınıyor. Hançerli, evet. Evet. Yani çok sayıda bina kötü. Zemin kötü. Ya burada çaba sarf ediyor. Ne yapacağını şaşırmış konumda. Ama insanların parası yok. Yani evet, para yapacağım? Vermek lazım değil işte, mi? Destek. Gayet tabii bu yani sadece bitmiyor. Şimdi çıkardığınız insanları nerede oturacak? Evde yok. Yok yani bir. Yani şu anda devletin buna başka bir gözle bakması lazım. İstanbul'daki yapı stoğuna bakması lazım. Şu anda çok sayıda boş yer var. Bunlar değerlendirilebilir mi? Yani bitmiş ama satılmamış. Bunlar makul ölçülerde birilerine, yani bir krediyle uzun vadeli faiz almadan yapılabilir mi? Yeni bloklar, yeni yapılacak depreme dayanıklar. Benim örneğin 15 mahallemde kentsel dönüşümü yapmam lazım. Bunlardan 3-5 tanesi çok acil. Dün şehitlerimizle ilgili bir mevlüt vardı Kuştepe'de. Bir yıldız sokağımız var. İçler acısıdır. 20 metrekare bir evde 10 kişi yaşıyor. Dolayısıyla bizim bu süreçte ya bu sadece depremle ilgili değil, yaşam kalitesini artırmamız gerekiyor. Evet. O yüzden de hem depreme dayanıklı hem de bölgede orada yaşayan insanları daha çağdaş konutlara kavuşturmak da görevlerimizden bir tanesi. Evet. Peki Şişli İstanbul'un merkezi eski hem tiyatro oyunlarında hem müzikallerde hem mizah eserlerinde Şişli, zenginliğin simgesi Şişli. Mesela Lüks Hayat Operatinin var. Şan Tiyatrosu'nda oynamıştı. Evet. Şişli'de bir apartman, evet. Eğer yoksa halin yaman diye başlıyor şarkısı. Evet. Aziz Nesin'in
pek çok hikayesi Şişli üzerinden geçer. Şişli'ye gidip eğlenmek için ev kiralık ev bakarlar falan filan böyle. Şişli'nin tarihi olarak da epeyce değeri var değil mi sizin? Tabii şöyle var. Biz şimdi şu anda bir kent belleği oluşturmaya çalışıyoruz ve onunla ilgili çeşitli çalışmalar var. Hem bizim hem Büyükşehir'in hem de bu konuda kafa yoran, eli kalem tutan dostlarımızla. Şimdi bu kent belleğini çıkardıktan sonra dünyada da örnekleri olan modellerle buranın yaşanan bir şehir olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Aslında Osmanlı'nın son döneminde burası daha böyle dutlukların olduğu, meyvelerin yoğun olduğu, zaman zaman padişahların bir kısmının işte dinlendiği, av yaptığı bir bölge. 54 yılında Beyoğlu ilçesinden ayrılıyor ve Şişli kendine özgü bir alana kavuşuyor. Yine Osmanlı'nın önemli bir, yani aslında maliyenin, sermayenin de merkezi olan bir ilçe. Evet. Yani bu Harbiye, Kurtuluş, o bölgede azınlıkların yaşaması, yani azınlıkta değil de aslında İstanbul'un gerçek sahiplerinin yaşadığı bir bölge. İşte bu şanssız İdlib'deki büyük saldırıdan dolayı kaybettiğimiz çocuklarımızdan dolayı bir Tatavla festivalimiz vardı. Onu iptal ettik. O yüzden hani Tatavla Kurtuluş'un çok eski bir adı. Evet. Ve onu yaşatmaya çalışıyoruz. Şişli aslında 24 saat yaşayan bir ilçe. Evet. Ve bu nedenle de çok sayıda ünlü yazar, çizer, romancı, edebiyatçı, kültür insanı buradan geçmiş, buradan siyasetçi, Atatürk yani 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece orada kalmış. Atatürk'ün evinden, yani şimdiki Atatürk evi olan yerden çıkmış, Samsun'a çıkmış. O gece bütün ailesiyle birlikte olup ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığı ev. Evet. Alaskar Gazi üzerinde. Meşhur Alaskar Gazi Caddemiz Atatürk adına verilmiş bir cadde. Dolayısıyla Şişli gerçekten tam Atatürk evinin karşısında da şey var. Bulgar çaprazında çok güzel bir yapı var. Köşkü. Bulgar köşkü. Yine o Bulgar ekaletine ait ve orada hem kilisesi hem o geçmiş dönemde aslında çok farklı hizmetler vermiş bir köşk. Yani Bulgar aslında onun köşkü resmi kimliği de var. Yani var, şeyden çok muhteşem bir köşk. Ortodokslardan ayrı orada bir şey de var, dini lider de var. 1913'e kadar da orada kalmış yani. Evet, evet. Sonra Bulgaristan'a gitmiş. Şeyden kaynaklanan aslında farklı bir yerdeymiş. Orası yıkılınca burayı vermişler. Evet. Burada da epey uzun bir süre kalmış. Evet, şeyde belgeselini çekerken Bulgarların, İstanbul'un Bulgarları diye o zaman köşkün adını da tam olarak öğrenmiştik. Hatta onun karşısında da bir süre oturdum ben ama ne olduğunu bilemiyorum. Dedim kapıda bir şey yok oğlum, buraya dedim assanıza. Ya dedi korkuyoruz dedi, böyle bir şey oldu mu Bulgar. Tabela mobele olunca yüksek duvarla çevrildiği için. Bahçesi muhteşemdir. Çok güzel. İçerisi muhteşemdir. Yani bir gün sizi izin alarak sizi davet edeyim. Beraber gezelim. Aslında ben bizim hepsini gezdim oranın. Belgeselini çektim. Bütün Bulgarların ayinler de dahil olmak üzere. Zaten kala kala 550 çok az, Bulgarımız çok, var. Çok az, yani, çok az, çok az. Yani onlar Bulgaristan'dan gelenler, Bulgaristan'da bir ilgisi yok. Onlar Osmanlı. Tabii tabii. Yani ya aslında, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli yerlerden merkeze, doğru, yani başkente gelmişler. Ve sadece sütlerle, sütle ilgileniyorlar. Bütün mesela Halil Ergün telefon etmişti. Ya dedi ki o bizim gittiğimiz pastaneler demek onlarınmış dedi, sütçüler dedi. Beyaz mermer masalarda dedi. Doğru. Bilmiyorduk dedi, doğru, onları. Şeyde ayrıca mesela bir Gürcü Vakfı demin dedim ya. Evet. Orada bir Gürcü Kilisesi var. O da çok muhteşemdir. Bomonti'de. Bomonti mesela yine Osmanlı'nın son döneminde İsviçre'den iki kardeş gelmiş. Bomonti bira fabrikasını açmış. Evet, orası çok yani güzel. Şimdi orada bir şey var. Biz bunun haberlerini de yaptık. Yukarıda
arkadaşlarımız şeyde... Ya Diyanet Vakfı'na verildi Bomonti'nin fabrika bölümü. Fabrika bölümü. Yani daha doğrusu fabrika bölümü değil. Depolanma bölümü. Evet. O da 1940'larda yapılmış. Yine Cumhuriyet mimarisinin örneklerinden biridir. Çok son derece. Evet. Şu anda da metruk duruma bırakılmış. Ya aslında bölgenin dünyaca ünlü bir bölge olduğunu... farkında değiller. Hükümeti anlatmak farkında lazım. Farkında değiller. Mi? Bakın ben dün evvelsi gün Ankara'ya gittim. Dönerken Türk Hava Yolları'nın dergisine bakarken bir baktım bizim Bomonti'yi yazmışlar. Bomonti'yi öyle bir anlatıyorlar ki bunu buradan sesleniyorum bu ülkeyi yönetenlere. O dergide yazılanları bir okusunlar. Bomonti'nin ne kadar kıymetli bir bölge olduğunu, dünyaca kıymetli bir bölge olduğunu farkına varsınlar ve biz orada herkesi kucaklayan bir alan açmaya çalışıyoruz, bir ortam yaratmaya çalışıyoruz ve İstanbul'un da böyle dünyaya açılan bir kapısı olarak görüyorum ben kendi adıma. Şanslı, ben de o bölgede oturuyorum, Bomonti'de oturuyorum. Gerçekten 25 yıldır orada oturuyorum. Muhteşem bir bölgedir. Yani geçmişte sanayinin olduğu bir bölge. Sonra giderek işte ekonomik krizler, şunlar bunlar kılıf değiştirdi, şekil değiştirdi. Türkiye'nin en önemli fabrikaların olduğu yerdir. Yavaş yavaş artık oteller, turizm, hastane, kafeler, kahveciler çok sizde. Kahveciler bizde çok sayıda kahveci var. Çok sayıda da inanın ki Michelin ayarında aşçılarımız var. Onların açtığı ufak, iri, büyük bir sürü restoran var. Burayı dünyanın her yerinden insanı çekeceğimiz bir merkezi, bir iddia üzerine bir kavga yaratmaya çalışıyorlar. Bunun doğru olmadığını tabii ki bizim yani camiye de, cemevine de, kiliseye de, bütün inançlara saygımız sonsuz ve onların ibadetlerini yaptıracak alanları yapmak, korumak, onlara hizmet vermek de bizim belediye olarak görevlerimizden bir tanesi. Hiçbirine de ayrım yapmadan, hiçbirine de ayrıcalık tanımadan, hepsi eşit mesafede, herkesin inançları doğrusunda bu hizmeti de alması gerekir. Ama Bomonti bölgesi aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi de bize geldi. Orada bir şeyi var, kampüsü var. Evet. Biliyorsunuz ki Mimar Sinan Üniversitesi de çok önemli bir üniversitemiz. Orada gençlerin yeniden hayat bulması, kültürel, sosyal anlamda becerilerini o bölgede yaşayarak hayatlarına devam etmesi de başka bir anlam kazandıracak diye düşünüyorum. Tekrar altını çizerek söylüyorum, Türk Hava Yolları'nın dergisini yöneticilerimizin okumasını öneririm. Bu şey Mart sayısı mı? Evet, Mart bu, sayısı. Bu sayıda yani çok evet. Güzel Bomonti'yi anlatan. O kadar uçuyorsunuz Türk Hava Yolları ile, alın da okuyun değil mi bir de? Evet, yani inanın ki bakın yani kimse, ben desem ki böyle bir yazı çıkarır, çıkarmazlar. Kendileri gelmişler, tespit etmişler, harika bir yazı yazmışlar. Peki başkan, sonuna doğru geldik programın. Yaklaşık 40 dakikayı sizle beraberiz. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Su gibi aktı gitti program. sizin akıcı ve hoş sohbetinizden kaynaklanan. Yok estağfurullah, teşekkür ediyoruz ama anlatacak şeyi olanlar için anlatılacak bir alan açıyoruz biz. Yani Şişli, ben hani Şişli'de uzun yıllardır yaşayan biriyim. Kendimi de şanslı görüyorum. Şişli dünyaya örnek bir ilçe yapmaya çalışıyoruz. Sadece İstanbul'a değil, Türkiye'ye değil. Şöyle söyleyeyim, ekonominin, milli gelirin %4'ünü karşılayan bir ilçedir. Dolayısıyla bu ilçenin hak ettiği yerde olmadığını düşünenlerdenim. En iyi şekilde birlikte orada yaşayan, yolu düşen, misafirimiz olan, yerli, yabancı herkesin ya bir kez daha Şişli'ye gidelim diyebileceği bir ilçe yaratmaya çalışıyoruz. Başkan çok teşekkür ederiz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sabahın erken saatlerinde sağ geldiniz. Seçilmeden önce siyasetçileri çağırmak ve temas kurmak ve kabul ettirmek hiç sorun değil. Önemli olan ikbal yerlerine geldikten sonra geri dönüp buralarda zaman zaman sorulara muhatap olmak. Çok rahatlıkla sizi uzun yıllardır tanıyorum. Siz de beni tanıyorsunuz. Ben yaşamımda ya bu tür görevler herkese kısmet olmuyor ama çok önemli görevlerdir. Kibire yer olmayan bir makamdır burası.
Yani güç sizde değil, halkta. Halkınla birlikte bunu yönetirseniz çok daha doğru işler yapacağını düşünüyorum. Ben de kendimi o anlamda çok şanslı hissediyorum. Evet. Çok iyi ilişkilerimiz var. Bölgede yaşayan bütün siyasi partiler, partilisizler, inançlılar, inançsızlar, LGBT'liler, o bölgedeki çok kültürlü insanlar, hepsiyle çok iyi bir ortak paydamız var. Daha iyisini yapmak için de özen göstermeye çalışacağımızı ifade edebilirim. Evet, çok çok teşekkür ederiz başkan. Sevgili izleyiciler, 3. saatin de sonuna geldik. Bugün 3. saatte birbirinin fotokopisi gazeteler yoktu. Yaptığı icraatlarla ve yapacaklarıyla sorularımızı yanıtlayan Şişli Belediye Başkanı sevgili Muammer Keskin Başkanımız vardı. Çok teşekkür ederiz ona. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında diğer konuğumuz ve muhabirlerimizle sizlerle olacağız.